Evet arkadaşlar, geçenlerde YouTube'da izlemiş olduğum bir uygulamayı kendim de yapmak istedim. Kestane çimlendirme. Artık emeklilik yaklaştığı için kestane çimlendirme işine giriştim. İlk önce kestane çimlendirmek için kestaneyi soyduktan sonra şöyle bir ıslak peçeteye koyup bir kavanoza koyup bir 7-8 gün bekliyoruz. Ondan sonra şimdi içini hep beraber açtığımızda bakalım göreceğiz ne olmuş. Evet, gördüğünüz gibi kestanelerimiz çimlenmiş vaziyette. Bunları birazdan bir saksıya toprağa dikeceğiz. Evet. Diğerini de açalım. Bakalım bunda ne var? Evet. Gördüğünüz gibi bu da köklenmiş. Bunun bir tane daha var altta. Ona da bakalım. Bakalım o da çimlenmiş mi? Evet, bu daha tam çimlenmemiş. Tam ucu daha ancak yarılmış. Şimdi bunun yanında hiç kabuğunu soymadığım kestaneleri de aynı şekilde ıslak peçeteye koyup bir kavanoza koydum ve bunları 10 gün kadar beklettim. Evet, bunu da kuşum da rahat bırakmıyor tabii ki. Evet, bu kestane açtığımızda gördüğünüz gibi bu daha ancak ucu yarılmış. Yani bu kabuklu kestane, bu da aynı, görüyorsunuz, daha bir şey yok. Yani bunlar bir nereden baksam bir 10 gün kadar daha kalması lazım, belki de bir ay. Bunları aynı şekilde yine ıslak bir peçeteye sarıp kavanoza koyuyoruz ve çimlenmesini bekleyeceğiz. Yani bunlar aynı zamanda kavanoza koydum. Bu şekilde banyoda güneş görmeyen bir yere bıraktım. Bunlar bir hafta içerisinde bakın bu şekilde çimlerini dikilecek vaziyete geldiler. Bunları da birazdan saksımızın içine toprağa çimlendireceğiz. Bu arada limon da çimlendirdim. Tabi limonu da görüyorsunuz. Çimlendirdiğimiz limon aynı sistem. Limon çekirdeği, küçük bir limon, güzel bir limon çekirdeğini ıslak bir peçeteye sarıp kavanozun içine koyuyoruz. Aynı şekilde bir hafta kadar kaldığında bu da çimleniyor. Aynı şekilde çimlendi. Çimlendikten sonra da şöyle küçük bir saksıya diktim. Büyüdüğü zaman da inşallah daha büyük bir saksıya dikeceğim. Şimdi bunun yanında ceviz çimlendirme işi de var. Ceviz çimlendirmeyi de yaptım. Bunda da ceviziye şöyle su bardağının içine koyuyoruz. Bunun içinde 2 gün, 3 gün kaldıktan sonra cevizlerimiz şu şekilde açılmaya başlıyor. Yani açılmazsa bunu kendiniz bir küçük çekiç yardımıyla da açabilirsiniz. Bu açılmış olan cevizlerimizi yan taraflarına, içindeki kökün daha rahat çıkabilmesi için kürdan, şu şekilde kürdan sokuyoruz. Kürdana taktıktan sonra bu şekilde kürdan. Aynı şekilde ıslak bir peçeteyle, nemli bir peçeteye bu şekilde sarıp bunu da aynı kavanoza koyuyoruz. Ağzını kapatıyoruz. Güneş görmediği yerde bir hafta 10 gün kadar kaldıktan sonra sonuç aynı çimlenme vaziyette oluyor. Yani açık olan, cevizin açık olan ağzından küçük böyle beyaz filiz dediğimiz filiz çıkmaya başlıyor. Filizden çimlendirmiş olduğum bir tane cevizimi de buraya diktim. Evet, görüyorsunuz. Yani 1 santim kadar büyüdü. Bunu da şimdi birazdan büyük bir saksıya toprakla beraber dikeceğim. Teşekkür ederim.